Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim abi. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Süper. Abi geri döndün. Valla arkamı dönmeye üşendim ya. O yüzden. Biraz da dizinin reytingler yükseldi ya. Galiba dedim buradan bir işine çıkar. Türk izleyicisi sadık değildir diyordu ya kendisi. İşte tipik örneğini burada görüyoruz hocam. Ömer'in dördüncü bölümünü konuşacağız. Abi öncelikle bölümü beğendiniz mi? Bölüm gerçekten ilk üç bölüme göre daha iyiydi. Birazcık aslında yan hikayeleri de işin içerisine dahil ettiklerinde toparlamaya çalıştılar. E en azından bir buçuk saat ne tahammül edebilecek hale geldik dizinin. Ve aslında Gamze ile birazcık Ömer'in de uzaklaşması bu bölümde. O evlilik teklifini kabul olmaması ve Ömer'e bir farklı bir kızla nişanlandırılmaya çalışılması. Gerçekten güzel bir çatışma ekledi diziye. Peki abi Ömer dizisinde gelecekte bizi neler bekliyor? Şitsel'in bir uyarlaması kendisi. Erken final bekliyor diyebiliriz. Yani erken final yapmayacak olursa şahit şöyle bir şeyler olacak ilerleyen bölümlerde. Ömer işte farklı bir kızla nişan sürecine girecek ama ondan sonra evlenmekten vazgeçecek. Evden kaçacak. Dayısı ortaya çıkacak hatta. Dayısında bir yere kalmaya çalışacak ama çok olmayacak. Sonra resim işlerine birazcık daha fazla girecek. Bir atölyeye belki gelebilir. Çitsel de öyle yapıyordu. Daha sonrasında tekrardan Gamze ile yakınlaşacak. Onunla sezon finaline doğru belki bir nişan olacak. Ama nişandan sonra o evlilik süreci gerçekleşmeyecek. Çünkü Gamze'nin çocuğuyla beraber yurt dışına gittiğini göreceğiz. Aslında mutlu bir sona doğru ilerlemeyecek hikayeler. Çitsel dizisinde Gamze'yi canlandıran karakter diziden çıkıyor mu sonrasında? İlk sezonda gidiyor evet. Hani Reşat Bey'in buradaki payı çok önemli oldu oluyor. Ömer'i hani rahat bırak gibi bir cümleler kuracak. Onun hayatı daha başka yere gidecek falan diye. Ömer'le arası aslında açılacak Gamze'ne ve Gamze gidecek. İkinci, üçüncü sezonda başka kadınlar eklenecek. Ondan daha çok seveceği kadınlar da ortaya çıkacak. Aslında Ömer'in biz daha çok kendi dünyasını tanıyacağız. Resimde başarılar elde edecek, sergilere gidecek. Daha çok Ömer'le babası arasında ilerleyecek diğer sezonlar. Öyle söyleyeyim. Tabii diğer sezon olursa. Ama reytingler o kadar da kötü değil Belli aslında. Belli bir ölçe toparlanmaya çalıştı. İzleyiciler yine şans veriyorlar ama yani artık çok da yüksek reytingler alabilecek konuda Gerçi değil. Gerçi pazartesi günü de pek bir şey yok. Pazartesi gününe ay yapımın aile dizisine de gelmesi muhtemel Show TV'ye. Şimdi kastı çok kuvvetli. Kıvanç Şatutu, Necet İşler, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer. Bayağı iyi kurulmuş bir kast. Hikayesi heyecanlandırıyor. Fragmanları bayağı bir izlendi. E tabi bir de ay yapım kalitesi de var burada. Onu da devreye sokmak gerek. Bu parametrelerle düşündüğümüzde pazartesi günü ay yapımın dizisi başladığında OGM'nin dizisinin pek şans bulacağını düşünmüyorum. Peki neden ay yapım dizilerde bu kadar ön planda? Yani neden diğer yapım şirketlerinin önüne geçiyor? Mesela Ömer in hadi tabii ki de daha zayıf bir ekip olarak görüyoruz ailenin bütçesinden de dolayı. Atıyorum cuma gününe koyulsaydı yalı çapkınında zorlar mıydı? Hayır. OGM psikolojik dramalarda oldukça iyi bir yapım şirketi. Hatta son 3-4 sene boyunca OGM'nin ay yapımının üstünde kurumlandığını görüyoruz reyting ölçümlerinde. Bu Gülseren Budayıcıoğlu tabii yüzünden ki Gülseren, mi? Gülseren Budayıcıoğlu etkisi OGM'de bayağı bir kuvvetli şu an. O yüzden OGM şu an reytinglere bakarsak 3-4 senedir belki de Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinin sahibi bir yapım şirketi diyebiliriz. Ama ay yapımın tabii ki geçmiş deneyimi çok fazla ve network çok fazla. O yüzden OGM'nin üstüne çıkabilecek bir dizisi başlarsa dediğim gibi aile o zaman Ömer'in şansı daha da azalacaktır. Sen Ömer'e şans veriyor musun bu arada? Yani Ömer eğer bu reytinglerle giderse devam eder bir sezon. Kuvvetli bir rakip gelirse kendisine ben bayağı bir reytinglerin düşeceğini düşünüyorum. Bu arada YouTube izlenmeleri gerçekten çok düşük Ömer'in. Abi izlenmeleri düşük bu arada. Total izleyici diziye şans veriyor. Mesela OGM'nin Çöp Adam dizisine baktığımızda o da bir yeşiyi bir türlü atlayamıyor. O da hep 4-4,5-5 civarlarında takılmış durumda. Ömer de şu anda en baş başından beri 4-4.5'da takılmış durumda. O eşiği atlamak için ne yapılması gerekiyor hocam? 4-4.5 reytingler bir dizinin günü kurtarması için gayet yeterlidir. Ancak ne zaman ki 4 reytingin altına düşerse bir dizi özellikle ABC1 kategorisinde 4 reytingin altına düşerse bir dizi dizinin sonu yakındır artık. Çünkü dizi günü çıkaramaz. Ne sponsorluklar ne reklam verenler artık bu diziye reklam vermeye başlamazlar haliyle dizi yapımcıya borç olarak geri döner. Çıkamama sebepleri kuvvetli bir hikayelerinin olmaması başlıca sebep. İkinci sebep de izleyicilerin oyunculara ısınamaması. Da. Selahattin Paşalı şu an bir televizyon dizisinde baş karakter, ana karakter olabilecek seviyede bir tanınmışlığa sahip değil. Emin Alper'in Kurak Günler filminde oynaması o oyuncuyu total izleyici nezdinde başarılı bir oyuncu kılmaz. Aşina olan yüzlerle o tarz insanları daha çok istiyor ABC izleyicisi. Yoksa zaten Serhat'in Paşalı bence Şişsel'deki Akiva performansından da çok çok daha iyi bir oyunculuk ortaya koyuyor on oradaki oyuncuya göre. Ama işte iyi oyunculuğun çok önemi yoktur televizyonda. Star ışığının olması önemli. Olur. Aura dediğim şey enerji. Oyuncu enerjisini yansıtabilecek. Televizyon yakışmadığını düşünüyorum ben Selahattin Paşa'nın. Bu acaba yanlış bir hamle miydi? Dijitale yapılabilir miydi Ömer? Eğer dijitale yapılsaydı çok daha iyi sonuçlar alabilirlerdi. Sen 50 dakikalık bölümler yapsan bence nitelikli bir şey ortaya koyabilirdin ama gerçekten izlenmesi olmayacak sahneler de ortaya koymaya çalıştık. Bir de artık uyarlamasak bu. Türkiye'de yeterince hikaye yok mu yani? Bir müge anlayın. Açıp izleyelim bakalım. Ya Mesela Ömer'deki hikayeyi uyarlamasanız da ortaya çıkarabilirsiniz yani bizim bence. Bizim toplumumuzda olan bir şey zaten bu. Dizinin danışmanı Emre Dorman eleştiriliyor birçok kesim tarafından. Bu diz danışmanı olmasaydı diye bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok saçma. Yani hep aynı kalıpta sözler tekrarlansın istiyorsa insanlar Emre Dorman'ı sevmeyebilirler. Saygı duyarım ama yani bir dizi danışmanının diziden daha fazla eleştirilmesi de bana abes geliyor yani. Ya önemli olan hikayedir ve onu oynayan aslında kastır ve hangi platforma göre yapıldığıdır. Bu iş dediğin gibi dijitalde olsaydı tutardı. Hatta daha art house çekimlerde kullanırdın. Güzel olurdu ama televizyon izleyicisi için artık insanlar birazcık göremediği hayatları görmek istiyor. Yıl çapkında mesela neyi görüyorlar? Bakın ne kadar zengin ama bizden daha beter haldeler. Bunu görmek istiyor insan. Hele ki bu ekonomik düzende herkesin paralı da olsa, fakir de olsa depresyonda olduğunu, sıkıntıda olduğunu görmek istiyorlar. Bizde şu sahne çok eleştirilmişti. Lise veya ortaokul çağındaki bir kızın kardeşini emzirme sahnesi. Aşırı gereksiz bir sahne. Böyle bir şeye yeltenilmesi de çok saçma. Bunları meşrulaştırmamamız gerekir. Bunun meşruluğunu da geçtim. Hikayeye hizmet eden bir tarafı da yok yani. Abla erkek kardeşini emzirdi. Ee hikayene kat bu? Senaryoya ne kattı? Ne değiştirdi? Neye hizmet etti? Senaryoya hikayenize hizmet etmeyecek şeyler yazmamaya özen göstermek gerekiyor. Tabii şunu da son olarak eklemek isterim. Dizi setlerinde gerçekten arka planda çok fazla farklı alanlardan insanlar çalışıyorlar. O yüzden umuyorum dizi sezon sonuna kadar devam eder. Başarılı reytingler alır. Çünkü birçok emekçinin para kazandığı bir iş. Filmcilik öyle keyifli bir şey değil. Yani siz izleyesiniz diye yazılmıyor. Yapılmıyor genellikle. Şu söz de kesinlikle yalandı. Biz çekerken çok eğlendik. Hiç kimse çok eğlenmiyor. İşin büyük bir sektör var ve burada para kazanmak için çalışıyoruz. Evet Çünkü... ve arka planda çok fazla emekçi var. O yüzden o emekçilerin işsiz kalmaması için, evlerine ekmek götürebilmesi için bu dizinin devamlılığı şart. Umuyorum çok daha iyi senaryolarla, umuyorum çok daha fazla bölüm çekerler temennisiyle. Ya ben Ömer'in ilerleyen bölümlerde birazcık vites arttıracağını düşünüyorum ama o dizinin maksimum bandı 6 reytingi geçmez ABC'de diye düşünüyorum. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.